Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bakareti. Bakara suresi sayfa 17. 113. ayetten başlıyoruz. Ve galet dedi el Yahudu Yahudiler dedi. Leysetin Nasara. Hristiyanlar değildir ala şeyin herhangi bir şey üzere. Bu tabirden kasıt yani doğru yol üzere değillerdir. El Yahud kelimesi bir önceki sayfamızda geçmişti. Haid kelimesinin çoğulu. En Nasara kelimesi de yine bir önceki sayfamızda geçmişti. Nasra kelimesinin çoğulu olarak. Ve galetin Nasara Hristiyanlar da dedi. Leysetil Yahudu Yahudiler değildir. Ala şeyin doğru yol üzere değillerdir. Yani Hristiyanlar Yahudiler için bunu söylemiş. Yahudiler de Hristiyanlar için aynı şeyi söylemiştir. Vehum, oysa ki onlar yetlûne okuyorlardı el-kitâbe, kitabı. Buradaki vav, vav-ı hâliyedir. Onlar kitabı okudukları halde böyle diyorlardı. Hangi onlar? Hristiyanlar ve Yahudiler. Kezalike yine böyle gâle dedi, ellezîne o kimseler ki la ya'lemûne bilmiyorlar. Bilmeyenler de benzer şey söylediler. Misle gavlihim, him Yahudi ve Hristiyanlar mı? Onlara gitmekte. Gavl söz demek, misil benzer demek. Öyleyse Yahudi ve Hristiyanların sözünün benzerini bilmeyenler de söyledi. Cahiller de onların sözüne benzer şey söylediler. Burada bilmeyenlerden kasıt kitabı bilmeyenler diye de tefsir edilmiş. Farklı bilmeyenler şekilleri tefsir edilmiştir. Fallahu Allah Teala yahkumu hükmedecektir, hükmü verecektir beynehum onların arasında. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Fîmâ o hususta ki, yani hangi hususta hüküm verecek? Fîmâ o hususta ki, kânû onlar idi, fîhî o konuda yahtelifûne, yani çelişkiye düşüyor, tartışıyor, ihtilaf ediyorlar. İhtilaf ettikleri konuda kıyamet gününde Allah-u Teala hüküm verecektir. Ve men kim ezlemu daha zalimdir? Mimmen o kimseden ki mena'e yasakladı, men etti. Mesacilallahi Allah-u Teala'nın mescitlerinde yasakladı. Neyi? En yüzkara, zikretmeyi, anmayı. Şiha orada neyi anmayı, neyi zikretmeyi yasakladı? İsmuhu Allah-u Teala'nın ismini zikretmeyi, anmayı yasaklayan kişiden daha zalim kim olabilir? Ve sa'a çalıştı, gayret ortaya koydu. Fî harabiha, o mescitlerin harap olmasına dair bir gayret sarf etti. Ve Allah'ın isminin zikredilmesini yasakladı. İşte bundan daha zalim kim olabilir? Ha zamiri müfret müennes olarak gelmiştir. Çünkü mesacit kelimesi mescidün mesacid nedir? Gayri akıl bir cimidir. Bu yüzden müsnet mühendis hükmündedir. Zamir o yüzden ha diye gelmiştir. Ulaike işte bunlar. Ma kâne lehum. Onlar için yoktur. En yedhulu giriş, girmek yoktur. Ha o mescitlere girmek yoktur. İlla ancak girme hakları vardı. Haifine korkarak. Lehum onlar için vardır. Yani sadece onlar için vardır. Fid dünyada hizyun bir rezillik. Ve lehum ve yine onlar için vardır. Fil ahireti ahirette ne vardır? Azabun bir azap vardır. Öyle azap ki azim büyük bir azap vardır. Velillahi sadece Allah'ındır. Allah'a aittir. Ne? El meşriku meşrik ve el mağribu mağrib. Meşrik doğu manasında, mağrib batı manasında. Yani doğu da batı da Allah'a aittir. İşte öyleyse eynema her nereye tüvellü dönersen dön sesenme bulacaksın vechullahi Allah'ın yüzünü. Vech direkt yüz manasına gelse de burada kıble manasında olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ayet daha çok fıkıh babında nerede kullanılmaktadır? Kıbleyi tespit etmeye çalışırız. Elimizden gelen gayreti ortaya koyarız. Daha sonra da kendi kanaatimize göre bir yere döneriz. İşte nereye dönersen dön, döndüğün taraf kıble varsayılmakta, namaz geçerli sayılmaktadır. Kıble ile ilgili bir ayet olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sadece kıble ile de sınırlı tutmak doğru olmayabilir. Bu konuda tefsirlere bakmanız önerilir. İnna Allah'e şüphesiz ki Allah Teala vasiun genişdir. Allah mı genişdir? Hayır.
Allah'ın rahmeti ve nimeti olarak düşünülmüştür. Yani mahzuf bir kelime vardır. Yine inna Allah'a alim, Allah Teala her şeyi hakkıyla bilendir. Ve galu dediler, ehli kitap dedi, müşrikler dedi. Ne dediler? İttahade edindi dediler. Kim? Allahu Allah Teala. Ne edindi dediler? Veleden bir çocuk edindi dediler. Nitekim Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur derken Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğludur demektedir. Bu bağlamda Yahudiler de Hristiyanlar da Allah Teala'nın bir çocuk edindiğini iddia etmişlerdir. Subhanehu, haşa, Allah Teala her şeyden, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Bel aksine, yani çocuk edinmek şöyle dursun. Lehu ona aittir. Yani Allah Teala'ya aittir. Ma her ne varsa. Fissemavati göklerde ve el arzı yerde. Yerde ve göklerde her ne varsa zaten Allah'a aittir. Çocuk isnat etmek yakışıksız bir tavır olmaktadır. Küllün tamamı. Yani yerde ve göklerde her ne varsa tamamı lehu Allah Teala'ya ganitune boyun eğerler. Boyun eğicidirler. Bedi'u's-semavati vel-ard. Allah Teala yeri ve gökleri yaratandır. Ve izâ gada hükmettiği zaman emran herhangi bir şeye herhangi bir şeyin olmasını hükmedince İşte innema ancak yegulu der. Kim der? Hüve Allah Teala der. Lehu o şeye. Her neyin olmasını istiyorsa ona. Kün ol der. Fe hemen ardından yekunu oluverir. Allah Teala bir şeyin olmasını dilediği an, bir şeyin olmasına hükmettiği an yani sadece yaptığı şey kün ol demektir. Kâne'den emri azdır. Ve gale dedi ellediğin o kimseler ki la ya'lemune bilmiyorlar. Bilmeyenler yani cahiller dediler ki levla keşke yükellimu konuşsa kelleme yükellimu konuşsa na bizimle kim? Allahu Allah Teala keşke bizimle konuşsa. Evveya te'ti gelse na bize ne gelse ayetun bir ayet gelse. Kedalike aynı şekilde gale dedi ellediğin o kimseler ki min gablihim onlardan önceki nesiller yani onlardan önceki insanlardan da aynı şeyi söyleyenler olmuştu. Miste gavlihim. Miste gavlihim him onlar demek. Gavl galenin mastarı söz manasında. Misil benzer. Onların sözünün benzerini onlardan önce gelenler de yine böyle sarf etmişti, söylemişlerdi. Teşabehet kulubuhum. Kulub kalbin kulubun. Onların kalpleri benzeşti. Teşabehe. Kat muhakkak ki beyyenne. Biz beyan ettik, açıkladık. El ayati ayetleri. Li kavmin bir topluluk için ki yuginune. Kesin olarak inanmak istiyorlar. Kesin bir imana varmak isteyenlere biz ayetlerimizi apaçık gösterdik. İnna muhakkak ki biz ersenne. Gönderdikçe seni peygamber Hazreti Peygamberimize söylüyorum bunu. Biz seni gönderdik. Bir hak ile gönderdik. Hak'tan kasıt Kur'an-ı Kerim olduğu da söylenmektedir. Kur'an-ı Kerim ile gönderdik. Beşiran ve nediran. Beşir müjdeleyici, nezir uyarıcı demek. Uyarıcı ve müjdeleyici olarak hak ile seni gönderdik. Ve la tüselü sen mesul de değilsin. Kimden mesul değilsin? Neden mesul değilsin? An ashabil cahim. Cahim cehennem. Ashab cehennemin arkadaşları. Cehenneme yani cehennemliklerden mesul değilsin.